Gece bitmiş, İstanbul tüm hareketliliğiyle yeni güne uyanmıştır. Bizler uyurken yardım çığlıklarına hızır gibi koşan gecenin melekleri yeni günde de nöbettedirler. Çünkü komuta merkezlerine gelen acil çağrılar hiç bitmez. Bu sefer yardım çığlığı Eskişehir'den gelmiştir. 8 aylık bir bebek ölüm kalım mücadelesi verip hayata tutunmaya çalışmaktadır. Emre bebeğin karaciğer yetmezliği hastalığı siroza çevirmiştir. Çok acil İstanbul'a nakledilmesi gerekmektedir. İstanbul 112 acil servisinin hava ambulansı çoktan harekete geçmiştir bile. Yer Kütahya'nın Yalnız Saray Köyü. Necati Emre Dumlu işte burada açtı gözünü dünyaya. Babası Musa Dumlu ikinci çocuğu dünyaya geldiğinde mutluluktan havalara uçtu. Dumlu ailesi mutluydu mutlu olmasına ama Necati Emre Dumlu'nun daha doğduğunda sarılık olması ve sonrasında yaşadıkları yürekleri burkacak bir hikaye sahne olacaktı. Doğduğunda tabii herkes gibi ben de sevindim. İnsan ister istemez iki oğlan babası olduğunu seviniyor. İlk üç günlükken biz fark ettik ama normal sarılık denildi. Yeni doğan sarılık oluyormuş çocuklarda. Biz o şekilde sandık. Köyde ebe de, köy ebesi var. O da mesela ikaz etti. Bu çocukta bir anormallik var, bir götürün diye. Üç günlükken götürmüştük biz aslında. Onlar da normal dediler sarılığa. Yaklaşık 45 günlükken. Bize normal denildiği için biz de pek üstüne düşmedik. Binlerce yeni doğan çocuğun başına geliyordu sarılık vakası. Ancak Emre bebeğinki farklıydı. Ve Dumlu ailesi yaşayacaklarından habersizdi. Evet, doğduğunda bu sarılığı vardı gözlemden sarılık. Hemşire hanım orada ikaz etti bize. Ondan da Allah razı olsun. Gözündeki sarılık geçmedi. Vücuduna da yayıldı. Karnında olmak üzere. Vücudu da sararmaya başladı. Yani normal bir sarılık olmadığını fark ettik. Biz bir hastaneye götürdük bunu. Orada bizi Eskişehir'e sevk etti. Orada çıktı karaciğer rahatsızlığı. Oğlum daha önce biz hastalığını bilmiyorduk. Biyopsi yapıldıktan sonra bizim çocuğun karaciğerinde siroz oluşmuş. İlerlemiş yani. Bebek Necati Emre Dumlu'nun karaciğer yetmezliği olduğu ortaya çıkmıştı Eskişehir'de. Zaman ilerliyor ancak bir sonuç alınamıyordu. Emre'nin yaşaması için bir an önce İstanbul'a nakil edilmesi gerekiyordu. Dumlu ailesi ikinci çocuklarının sağlığına kavuşması için çırpınıyordu. Gözlerine baktığım zaman acımada uykusu vardı, masum masum bakıyordu. İnsanı yıkıyordu. Çocuk yani o ameliyatlara nasıl dayanabilecek? O kadar eziyeti nasıl katlanacak? Onlar geçti aklımda. Anlatılmaz bir şey bu ya. Tarifi mümkün değil. Şimdi nasıl anlatayım size? Tarifi mümkün değil. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Umut arıyorsun başkalarından. Medet umuyorsun. Sürekli kan alıyorlar. Yani onların çocuğun iyiliği için yapılıyor. Ama kendini parçalıyor. Buran düğümleniyor.
bir şey diyemiyorum. Moralin bozuluyor, yutkunuyorsun. Bazı şeyler mesela insana acı geliyor. Hele evlat daha bir başka. Ve sahneye gecesini gündüzüne katarak Türkiye'nin her noktasında her bir vatandaşa sağlık hizmeti götüren 112 acil servisi çıktı. Melekler bu sefer Eskişehir'e uçarak gelecekti. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan acil servis yardım elini Kütahya'nın bir köyünde doğan ve yaşadığı karaciğer yetmezliği hastalığından haberi olmayan küçük Emre Dumlu'ya uzatıyordu. 112 acil servisi Emre'yi hava ambulansıyla alıp İstanbul'a nakil edecekti. Ama bu yolculuk gerçekten zordu.